Bu 28 Şubat'ı yapan zihniyet, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi aslında FETÖ ile o darbe ama, amacı konusunda bir farklılıkları yoktu. 28 Şubat'ı kim, hangi ülkeler için yapmış ise, hangi güçler için yapmış ise 15 Temmuz'u yapanlar da aynı yerler için yaptılar. Bunu siz zaten ifade ettiniz. Burada şimdi bugün karşılaştığımız şöyle bir durum var. 28 Şubatçılar sanki FETÖ mağduruymuş gibi bir tablo çiziyorlar. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani sonuçlar ortada. Yani fetö mağdur bir kere 28 Şubat davaları bir şekilde ortaya konuldu ama tam manası hukuki anlamda ben 28 Şubatla bir yüzleşmenin gerçekleşmediği kanaatim. Ben de tam onu soracaktım. Yani ger gerçekleşmedi. Çok sayıda <laughs> dosya aslında milletin vicdanında açık kaldı. Ortada evet. hükümete açıkça kasteden insanlara işte ciddi şekilde işte binlerce memur işten atılmış. Özellikle İsta sivil ve medya yani ya değil mi? İsta tabii ki sivil medya. İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları. E i̇kna evet. odalarının hesabını sorduk mu? Maalesef soramadık. İkna odalarıyla yüzleşebildik mi? Beşli çete vardı. Beşli, beşli çete, çete vardı. vardı. Onların ortaya koymuş olduğu antidemokratik tavırların Hı. bir şekilde hesabını verdiler mi? Maalesef bu anlamda 28 Şubat'la ciddi manada yüzleşilememiş. Bu anlamda da hukuki ölçede, ölçükte, ölçekte 28 Şubat'ın hesabı sorulamaz. O zaman